Sıfır olsa bile gözünüz kapalı araç satın almayın. Çoğu insan ikinci elde korkulu rüya görmemek için sıfır otomobillere yönleniyor. Ancak sıfır araçlarda da kabusu yaşamak mümkün. Nasıl mı? Sıfır kilometre otomobil alıp aylar sonra aracının hasarlı olduğunu fark eden mağdurların haberlerini sıklıkla duymaya başladık. Genellikle ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hasar mağduriyeti neden artık sıfır araç alımında da ortaya çıkmaya başladı. Hiç kullanılmamış ve hasarsız olması gereken bu araçlar durdukları yerde nasıl hasar alıyorlar ve böyle hasarlı bir şekilde nasıl alıcı buluyorlar? Sıfır araçlar ya üretici fabrikadan bayilere taşınırken hasar görüyor ya da bazı bayiler arabaların kilometre sayacının bağlantısını keserek yeni araçları deneme sürüşlerinde kullanıyor. Bazen de üretim hatalarından dolayı araç hasarlı sayılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar sıfır araç alırken de mutlaka ekspertiz yaptırılması gerektiğinin altını çiziyorlar. Hasarlı sıfır araç satın alan mağdurların sayısı hiç de az değil. Mahkeme sürecine taşınan ve basına yansıyan örneklere baktığımızda hepsinin ortak noktası aracı teslim almadan önce ekspertiz yaptırmamış olmaları. Sıfırda olsa her otomobilin bir hikayesi var. Sıfır araç satın alırken araç bayi çıkışlı olsa bile ekspertiz incelemesi yaptırmak gerekiyor mu? Bayi ile herhangi bir problem yaşamamak ya da hukuki bir sürece girmemek için sıfır araç alırken de ekspertiz yaptırılmasında fayda var. Çünkü bazen sıfır alınan araçlar aradan zaman geçip satılığa çıkarıldığı zaman, bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu problemlerin önüne ancak ekspertiz incelemesi ile geçilebilir. Araç satın alacaklar 0 km olsa dahi araca kuşkuyla yaklaşmalı ve detaylı ekspertiz yaptırmalı çünkü sıfırda olsa her otomobilin bir hikayesi olduğunu unutmayın. Sıfır araçlar yolda kullanılmamış olsa dahi gemi, tren veya tırlarla satıcılara gelirken bu süreçte bu araçların da başına kaza gelebiliyor, showroom'da ya da otoparkta başka bir araç çarpabiliyor, üzerine bir cisim düşebiliyor. Markaların showroomlarında satamayacağı hasarlı 0 km araçları stok sıkıntısını fırsat olarak görenler satın alıp, onarıp, tekrar satışa çıkarıyor. Son bir yılda dünyayı saran pandemi, tüm sektörler gibi otomotiv sektörünü de birçok açıdan olumsuz etkiledi. Özellikle sıfır araçların piyasaya sınırlı sayıda sürülmesi ve sıfır araç almak isteyen müşterilerin 3 ile 6 ay süreyle bekletilmesi piyasada gerginliğe neden oldu. Bayilerinden toplu olarak sipariş edilen sıfır araçlar, sonrasında fahiş fiyatlara ilana çıkarıldı. Beklemek istemeyen vatandaş ise bu şekilde araç sahibi oluyor. Son dönemde artan sıfır araç ilanları da bu durumu gözler önüne seriyor. Sıfır aracın hasarı, araç hasar kaydı sorgulamasında çıkar mı? Normalde çıkması lazım ama bazı bayiler araçlarını kendi yetkili servisinde yaptırmıyor. Başka yerlerde, dışarıdaki özel servislerde yaptırdıkları zaman çıkmıyor. Yani dosya açılmıyor. Sıfır araç satın alırken özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Yeni bir araba alırken iç ve dış kısımlar mutlaka detaylı incelenmelidir. Satış görevlisine aracın nakliye esnasında ya da sonrasında hasar görüp görmediği sorulmalıdır. Bunun yanında aracın içine de bakarak gösterge paneli, kapı tamponları, koltuklar, camlar, klima detaylı kontrol edilmelidir. Farlar, lambalar ve göstergelerin düzgün çalışıp çalışmadığı da gözden geçirilmeli, akü kontrol edilmelidir. Aracı test sürüşüne çıkararak lastiklere bakılmalı ve tabii ki kilometresi de kontrol edilmelidir. Satıcı, tanıdığınız, eşiniz dostunuz dahi olsa, tarafsız ve kurumsal yapıya sahip, mal sahibinin değil kendinizin tercih ettiği bir ekspertiz noktasında satın almayı düşündüğünüz sıfır aracı kapsamlı bir şekilde kontrol ettirmekte büyük fayda var. Satıcı hasarlı sıfır aracın sorumluluğundan kaçamaz. Satın alınan aracın hasarlı çıkması durumunda satıcının sorumlulukları nelerdir? Satın alınan 0 km aracın, hasarlı olduğunun ortaya çıkması durumunda satıcının, satılan malın hasarlı olduğunu bilmediği yönündeki iddiası yasal makamlar tarafından kabul görmez. Söz konusu yasal düzenleme, satıcıları, ileride doğması muhtemel sorumluluklarını önlemek amacıyla satılacak malın niteliğine ilişkin detaylı inceleme yapmaya sevk ediyor. Bu sayede satış sözleşmesinde zayıf konumda bulunan tüketici lehine bir durum meydana getiriyor. Tüketici, sıfır aracı kontrol etmeden teslim aldığı için yasal olarak hatalı duruma düşer mi? Tüketici araç satın alırken, satılan ürünün durumunu, hasarlı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Örneğin, yetkili satış ofisinden satın alınan aracın teslimi esnasında mutlaka araç üzerinde detaylı inceleme yapılmalıdır.
İlk incelemede ortaya çıkmayan veya gözle görülemeyen hasarların aracın kullanımı sonrasında ortaya çıkması durumunda ise Türk Borçlar Kanunu tüketiciye ikinci bir yükümlülük getirir. Kanuna göre söz konusu ayıbın satıcıya, hemen, bildirilmesi gerekir. Böylece satılan araçta ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan hasarların satış anında mevcut olduğunu baştan kabul etmiş ve söz konusu durumlarda ayıbın bulunmadığının ispatını satıcıya yüklemiştir. Hasar bildirimi satıcıya 2 yıl içinde yapılmalı. Aldığı sıfır aracın hasarlı olduğunu fark eden tüketici hakkını nasıl aramalı? Satın alınan araçta hasar tespit edilmesi durumunda, tüketicinin korunması hakkında kanunda tüketiciye tanınan seçimlik haklara başvurulması gerekmektedir. Tüketici, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. Satılanı alıkoyup hasar oranında satış bedelinden indirim isteme. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme. İmkan varsa, satılanın ayıpsız misli, yani yenisi ile değiştirilmesini isteme haklarından birine başvurduğu takdirde satıcı, söz konusu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcının ağır hasarlı olmadığı veya aracı hile ile devretmediği durumlarda hasar sonradan ortaya çıksa dahi tüketicinin hasar bildirimini satıcıya 2 yıl içerisinde yaparak bu haklardan birine başvurması gerekecektir. Aksi takdirde bu hakkını kaybeder. Tüketicinin satın aldığı aracın hasarlı olduğunu tespit etmesine ve akabinde ücretsiz onarım veya yenisi ile değiştirilme talebini satıcıya yöneltmesine rağmen satıcı tarafından talep, 20 iş günü içerisinde yerine getirilmediği takdirde tüketici mahkemesine başvurulabilir. Satıcının hasardan kaynaklanan sorumluluğu 2 yıllık zaman aşımına tabi olsa da tüketici, zaman aşımı geçtiğinde dahi hasar nedeniyle dava tarihine kadar meydana gelen zararlarının tazmini genel dava zaman aşımı, 10 yıl içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılacak dava ile mümkün olmaktadır. Sıfır olsa bile gözünüz kapalı araç satın almayın.